Ne diyeceksiniz? Bu enflasyon oranını bekliyor musunuz? Gerçek enflasyonu yansıtıyor mu? Fatih Bey %20 dememek için %19,89 demişler biliyorsunuz. Hani etiketlerde etiketlerde de vardır. 20 dememek için 19 lira 90 kuruş derler ya. Bunlar da %20 dememek için 19,89'a bağlamışlar. Yani Türkiye, Türkiye'de kim güveniyor Allah'ını severseniz? Bakın bir sarayın enflasyonu var. Onlar bir enflasyon rakamı açıklıyorlar ve manipüle ediyorlar kesinlikle. Bir de halkın enflasyonu var. Ve halkımız neye para harcamaya çalışıyor Fatih Bey? Kirasını ödemeye çalışıyor öyle değil mi? Maaşını alıyor 2825 lira asgari ücret. Kirasını ödemeye çalışıyor. Geçen yıl 750 lira olan kiralar 1500 lira olmuş veya 1000 lira olan kiralar 2000 lira olmuş. %100'e yakın artış var kiralarda. Başka ne yapıyor? Karnını doyurmaya çalışıyor. Yani aç çeki almaya çalışıyor. Yumurta almaya çalışıyor. Çocuğuna et almaya çalışıyor. Ekmek almaya çalışıyor. Ayçiçek yağında geçen yıldan bu bugüne %100 zam var Fatih Bey. Ben de aldım biliyorum. Geçen yıl 42 liraya aldığım ayçiçek yağı 88 lira. yüzde yüzün üzerinde artış var. Mesela domateste %75 artış var. Yumurtada %75-80 artış var. Yani temel gıda ürünlerinin tamamında %50-60 artış var. Hani bunun ortalamasını %50 diyelim. Yani halkın enflasyonu bu anlamda en az %50 bakın. Üst fazlası var, eksiği yok. Halkın temel ihtiyaçları diyorum. Mesela halkımız bir otobüse bindiğinde bakıyorsunuz onlarda da %50 artış var. Yani taksiye binen, orta gelirli dediğim ki binmeye çalışıyorsa bunlara zam var. Mazota bakın. Geçen yıla bu, bu zamana dünya kadar artışlar oldu. Doğalgazda artışlar var. Hani konut doğalgazına zam yapmıyoruz diyorlar ama sanayi doğalgazına daha iki gün önce %48 zam geldi Fatih Bey. Bu büyük bir oyun. Neden biliyor musunuz? Şimdi biz konuta zam yapmıyoruz diyor. Belki yurttaşımız 500 liralık faturasını 500 liralık devam ediyor ki mecbur kalacaklar, zam yapacaklar. Kara bir kış bizi bekliyor. Ama sanayideki doğalgaza siz %48 zam yaptığınızda ne olur? Sanayici bütün ürettiği ürünlere zam yapar. Şu anda emin olun sanayiciler her gün yeni bir fiyat listesi, listesi çıkarıyorlar. Ve her gün %5-10 zam geliyor diyorlar. Yani geçen yıldan bu zamana o yüzden baktığımızda genel olarak bu %19,89 enflasyonunun tamamen bir yalan. Net bir şekilde ortaya koyalım. Halkın enflasyonu %50'dir ve bu enflasyonu düşük göstermelerinin temel bir sebebi var. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü memura, işçiye, emekliye açıkladıkları enflasyon üzerinden zam yapıyorlar. Yani önce %5 yapıyorlar biliyorsunuz sonra enflasyon farkını veriyorlar. Şimdi ne yapacaklar? %19,89 üzerinden zam verecekler. Ama halkın enflasyonu %50 olduğu için halkımız en azından alım gücünden %30-35 kaybetmiş oluyor. Yani bu şu demek, geçen yıl ayda 3 kere et alabilen bir Diyelim ki asgari ücretli yarım şer alırken o da alabilirse. Şimdi ayda iki kere alabilecek veya bir kere alabilecek demek. Veya geçen yıl ayda iki kere çocuğuna bir karton yumurta alabiliyorsa şimdi bir kere alabilecek demek. Bu açıdan halkın sofrasından çalan ve maalesef bizim belgelerimizde oluşan bütçede küçük bir azınlığı zenginleştiren bir soygun çarkıla karşı karşıyayız. Yani memura, işçiye, emekliye düşük zam verip ne yapıyorlar? Bu zamları alıp saraylarına ve yandaşlarına aktarıyorlar. Bu, bir, bu da bir soygun çarkıdır. Yani illa gidip yurttaşların cebinden para parayı çalmanız gerek yok. Az zam vererek, yani yüksek enflasyona karşı düşük zam vererek ve bu topladığınız kaynakları da yandaşlara aktararak da yurttaşları soyuyabilirsiniz. Ve bu bir soygun çarkıdır. Bu açıdan bu enflasyon oyununa tüm yurttaşlarımızın itiraz etmesi gerekir. Göreceksiniz em, memura, emekliye, işçiye düşük zam verecekler. İşte bu düşük zamlara karşı biz bütçede mücadelelerimizi yürütüyoruz. Şu anda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ama bu soygun çarkına karşı hep beraber itiraz etmeliyiz. Hatta bence isyan etmeliyiz. Yani demokratik tepkimizi ortaya koymalıyız. Aslında haklısınız siz e, görüyorum plan bütçe komisyonunda pankartlar da hayır diyerek mesela nükleer enerjiye. Hayır termik, yani, hayır termik dedik. santrallere hayır dediniz ve bunu pankartlara dile getirdiniz. Hatta orada AKP milletvekilleriyle karşılıklı atıştınız. Evet. Onu da gördüm ben. Evet. Yani e, aslında orada AKP milletvekilleri enerjiyle ilgili size bir şey söylemediler ama HDP, PKK, bilmem dağ bayır ocak diye yani hamaset bu... yapıyorlar bakın. Halkın derdi tenceresi, mutfağı Fatih Bey. Halkın kendi derdi geçim derdi. Halkımızın tabii özgürlükleriyle ilgili sıkıntıları var ama bunları gerçekten bir kenara koymuş durumda şu anda. Özgürlük tabii ki talebi halkımızın ama tenceresi kaynamayan bir insanın başka şeyler düşünmeye vakti olmaz. Gerçekten aynı şişeki yağlamıyor halkımız. Yani yağsız yemek olur mu Fatih Bey? Hadi diyelim ki az et koymaya kalksın. O koyamıyor eti ama yağsız yemek olur mu ya? Olmaz. Yüzde yüz zam gelmiş ya. E şimdi az yağ koyduğunda da beslenemez. Çocuğuna yumurta almadan, çocuğunun gelişimi olabilir mi? Süt almadan, ekmek yeterince almadan eve olur mu? Halkın derdi bunlar. Biz bunu bakın biz ya halkımız geçinemiyor diyoruz, terör diyorlar. Termik santraller halkımızı zehirli diyoruz, terör diyorlar. Başka dedik bildikleri bir şey yok. Oysa ülkede şu anda gerçekten mutfak terörünü yaratan, zam terörünü yaratan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve tek yaptıkları şey hamaset. Artık tutunabildikleri son dal hamaset. O hamaset kartını da ellerinden almamız lazım. Yani toplumsal barışı da hedeflemeliyiz. İktidar alternatifi olarak hep beraber. Hem de halkın sofrasından çalınan, her gün bir dilim daha ekmek halkın sofrasından çalmasına dur dememiz gerekiyor. Ama bunun için bakın bütçe tercihlerini şu an değiştirmiyorlar. Saraylara, savaşlara, yandaşlara bütçe aktarıyorlar. Ama şunu görüyorum, sokakta yeterince bir tepki yok. Yani bu soygun çarkına karşı yeterli tepki yok tüm sendikaların tüm sivil toplum örgütlerine ve tüm yurttaşlarımızın bu tepkiyi ortaya koyması lazım. Niye? Çünkü bu vergiyi siz ödüyorsunuz Fatih Bey. Yurttaşlarımız ödüyor. Bizi ödeyen, izleyen yurttaşlarımız yoksullar ödüyor. Yoksullardan vergiyi toplayıp bir avuç yandaşa aktarıyorlar. İşte bu soygun çarkını durdurmak için ne yapılması gerekiyor? Bakın açıkçası gereken. bütçeler dünyada en politik metinlerdir ve bütçeler dünya parlamentolarına görüşülürken o parlamentonun etrafında eylemler yapılır. Demek ki ee, ekolojistler termik santraller kapatılsın, nükleer olmasın diye eylem yapar. Yoksullar da gelir, gelirler. "Arkadaş ben geçinemiyorum." diye eylem yaparlar. Mesela kira zamları Almanya'da da %100'e yakın kiralar arttı. millet sokaklara döküldü. "Benim barınma hakkım var arkadaş." diye sokaklara döküldü ve Alman hükümeti kiracılara destek vermek zorunda kaldılar. Mesela gençler barınamıyoruz diyorlar, değil mi? O gençlerimize yeterince destek olamadığımızı düşünüyorum. Mesela şu anda bütçede Yurt yapmak için kaynak yok biliyor musunuz Fatih Bey? Kesinlikle yurt yapmak için kaynak yok. Ve bu kaynağı yerine ne yapıyor? Beş tane yandaş müteahhitine para aktarıyor. Buna isyan etmeliyiz ya. O yandaşlar ne yapıyor? Milyarlarca doları sizin benim vergilerimden alıp, halkın vergisine alıp gidip vergi cennetlerine kaçırıyorlar. İşte bu bir soygun çarkıdır. Halkın taleplerinin olmadığı bütçeye karşı hepimiz itiraz etmeliyiz. Halkın alım gücü düşüyor ve buna karşı hiçbir şey yok. Bakın bütçede ne var biliyor musunuz? İşte tanka topa bilmem ne kaynak var ama yangın söndürme uçağına mesela kaynak yok. Buna hepimizin itiraz etmesi lazım. Bakın Muğla'da, Antalya'da, canım ormanlarımız yandı. Şırnak'ta, Hakkari'de ormanlarımız yandı. Bu ormanları niye koruyamadık biz? Yangın söndürme uçağı olmadığı için. Şimdi iktidar neye para harcıyor? Efendim tomalara, tanka, topa, füzeye para harcıyor. S-400'e harcıyor. Amerika'dan gidip F-35 S-400 alacağım, F-16 alacağım diye para harcıyor. Oysa hem yurtta hem cihanda hem bölgemizde barış politikalarını esas alsak bu silahlara gerek yok. Onun yerine yangın söndürme uçağı alırız. Halkımızın yararına bu kaynakları harcayabiliriz. Atanamayan öğretmenler de yok. Dün Eğitim Bakanlığı bütçesini görüştük Fatih Bey. Bütçede emin olun atamak için tek bir öğretmenlik bütçe yok. Yalnızca emekli olacak 25 bin öğretmene karşı 25 bin öğretmen atayacaklar. O da emekli olacak kadar. Ama 600 bin öğretmen atama bekliyor Fatih Bey. Ve dün önerge verdik 200 bin öğretmen atansın diye. Yandaşlara para aktarmayın, şatafata lükse para aktarmayın dedik. Ama 200 bin öğretmen atayın dedik. Buna karşı bir bütçe yok. İşte sorunumuz burada. Bütçe tercihlerinden dolayı yoksuluz. Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. En büyük potansiyellerine sahip olan ülkeyiz. Ama küçük bir azınlık hepimizi soyuyor. Açıkça söyleyeyim bu, bu soygun düzeni. Yani halktan alıp yüzde biri aktaran, yandaşı aktaran düzene karşı itiraz edebilirsek, bu vergileri ben veriyorum arkadaş, nereye gideceğine de ben karar vereceğim diyebilirsek, sarayın duvarlarını titretirsek, şurada bizim 100 metre ötemizde olan meclisin duvarlarını titretirsek, AKP milletvekilleri o kadar rahat, yandaşı akan paralara el kaldıramazlar. Haklısınız. Peki bu enflasyon rakamlarında dikkat çeken bir olay, üretici fiyat endeksi diye bir şey. Bu evet. da bize... Sanayinin dört ana sektöründe imalat yıllık %45.94 evet. artmış. Korkunç bir rakam. Yani şimdi bakın eğer e, siz üretici yani %45.94 enflasyonla karşı karşıyaysanız bu üreticiyi malı yarın öbür gün e, para inceye satacağı malın üzerine %45.94 koyacak anlamına geliyor. Mecbur. Yani. Koymazsa da iflas eder Fatih Bey. Peki Fatih. o zaman Tüketici fiyat endeksinin ne anlamı var? Yani eğer üreten adam bile yüzde 45 enflasyonla karşı karşıyaysa yarın aç yağına en az yüzde 45.94 zam gelecek demek. Evet. Doğru değil mi bu? Doğru. Ya da peynire, süte çünkü sonuç olarak üreten bu insanlar bunlar. Peki neye göre biz e, gardımızı alacağız? Bir şey daha var onu da sorayım size ikisine birden yanıt verirsiniz. Yani komik ya, komik. E, Şimdi şöyle. Şurada yıl sonu tahminleri var. Onu geçelim. Bir şey soracağım.